Aydın'ın şehircilik adına geri kalmış bir şehir olduğunu söyleyen Özhaseki şöyle konuştu. Haliyle ben gece geldim Aydın'a. Birkaç senedir de gelmiyorum. Hatta uzunca bir süredir gelmedim Aydın'a. Şu geldiğim yollarda, geçtiğim yerlerdeki dar alanlarda görebildiklerim kadarıyla doğrusu Aydın'ı çok gelişmemiş bir şehir olarak gördüm. Ondan da üzüntü duyuyorum. Müthiş avantajları olan, çok güzel işlerin yapılabileceği bir şehirde ne yazık ki şehircilik alanında çok geri kalmış bir şehir olarak gözüküyor. Tabii insanlar içinde yaşadıkları ortamda bunu değerlendirmeleri zor. Ama mümkünse biraz önce teklif ettim. Gelsinler, biz misafir etmeye hazırız. Antep'e mi isterler, Konya'ya mı isterler, Denizli'ye mi isterler, Kayseri'ye mi isterler? Mesela bütün muhtarlarımızı Kayseri'ye davet ediyorum. 3 gün kalsınlar. Gece kondular nasıl yok olmuş? Altyapı nasıl bitmiş? Üst yapı nasıl bitmiş? 5 üniversiteye nasıl sahip olmuşuz? 2000'den fazla fabrika nasıl kurulmuş? Ticaret nasıl canlı? Sanayi alanında ne gelişmeler oluyor? Sosyal kültürel hayatta, sportif hayatta ne gibi başarılar var? Göstermeye hazırız. Bu başarıların temelinde yatan neden ise birincisi iyi niyettir, ikincisi çalışmaktır. Başka çaresi yok bu işin. CHP'li Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve ihaleye fesat haberleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Özhaseki şöyle devam etti. O tür işler olduğunda İçişleri Bakanlığı zaten soruşturma açar. Kendine has devletin işleyen kuralları vardır. Orada kurallar işleyerek devam eder. Duyuyoruz. Çok hoş şeyler değil. İnşallah aslı yoktur diye biz de temennide bulunuyoruz. Çünkü kamunun malı mukaddestir. Onu korumak herkesin itina ile gözeteceği bir husustur. Bu konularda bizim affımız olmaz. Ama duyduklarımız hiç de hoş şeyler değil. Bakalım soruşturmalar neticesinde mutlaka bağımsız Türk adaleti bir karar verecektir. Onu da saygıyla karşılayacağız. Ama üzüldüğüm taraf, bunca avantajları olan bir şehirde ne yazık ki şehri geleceğe taşıyacak büyük projelere imza atılamamasıdır. Basit işlerle vakit geçirilmesidir. Günübirlik işlerle, reklamla, algıyla bu işlerin vakit geçirilmesidir. Yazık.